Mesela günümüzde biliyorsun tüp bebek bir belası var, tüp bebek. Bu nasıl olacak muhteremler? E, hanım tabii açacak marham yerlerini, açacak. Bir kadın, eğer bir kadında kadınlık hastalığı olsa, kadında hastalık olsa, hastalık da aşırı ilerlemiş olursa, ölüm tehlikesi olursa, o zaman bu kadın ne yapar? Doktora varımı açabilir. Yani bir zorunluluk, ölüm tepsi olursa o zaman açabiliyor. Ama şimdi ne yapıyor? Efendim çocuğum olsun istiyorum. İsteyebilirsin. Açamazsın. Açamazsın böyle şey. Sonra tabi tübevde olmazsa da mutlaka kesin mi? Hayır, hayır muhteremler. Ne olacak? Kadının yumurtası almayacak, alınacak tübe konacak. Erken sipir alacak, konacak buraya. Yani kondu bunlar. Dövlenme, Allah'ın takdirine bağlı muhteremler. Eğer Allah'ın takdirinde, takdirine muhteremler, ikisinin birleştiren bir şey olacaksa, dönülür. Yoksa ne yaparlar? On tane profesör başına başlasınlar, onu yapacak bu kadar evveli. Kadın yumurtası erken siper mi? Bir araya konulur, bakarlar. Efendim tutma döllenmedi. Tekrar bir dene bakalım şansını. Tekrar dene bakalım. Tekrar dene bakalım. Zavallı evini satan, yürüyüşü satan çok olsun muhteremler. Ve adı cemaatine bakınız, böyle bir haramla, yani kadın açıyor marhum yerlerini, yumurtası alınıyor, tekrar tabi oraya sonra yerleşecek oraya, yerleşecek buraya. Böyle bir haramla başlayan bir şeyin sonucu hayır olur mu? Olmaz, olmaz. Böyle bir tübbeten çocuk kalsa bile, zaman gelir yakasık eder. Ahkeş olmaz eder böyle. Bu iş azı cemaatimize gerekiyor. Ya Rabbi eğer hayırlısıysa sen ver demek gerekiyor.